Ederim. Şu şimdi konuşan hatip anlaşılan son derece yaralı. Yaralı olduğu için milli görüşçü eski arkadaşlarına sesleniyor ve siz bizden gidince biz belediyeleri kaybettik diyor. Bir de Filistin'e gönderme yapıyor. Filistin'i savunuyorlarmış güya. Buradan anımsatmak isterim. Kendi ağababaları 6. filonun önünde eğilirken, 6. filo İstanbul'a çıksın diye eylem yaparken deniz gezmişler Filistin'de. Özgür Filistin için mücadele ediyorlardı. Anti-emperyalizm mücadelesi veriyorlardı. Kimse unutmasın bunu. İkinci bir nokta. Bakınız, Cumhuriyet Halk Partili çok canı sıkılmış, çok yaralı, bütün tuşlara basıyor. Şimdi gecenin bu vaktinde her bir sözü saçma sapan, her bir sözüne cevap veririm ama sabaha kadar burada kalırız. Oh, siz nasıl takdir ederseniz. Ama önemli bir nokta var. Bakınız, somut... Buyurun. Belediye başkanlarımızın belediyelerin önüne daha önce devraldıkları belediye borçlarını yazdığını söyledi. Bundan rahatsız olmuş. Oysa biz size çağdaş halkçı belediyeciliğin bazı kavramlarını anımsatmak isteriz. Bir, şeffaflık. Açık olacaksınız. Halkın parasını, her bir kuruşunun hesabını vereceksiniz. İki, halkla birlikte yöneteceksiniz. Seçmenlerinizle o beldede kim yaşıyorsa birlikte yöneteceksiniz. Buna batılılar yönetişim diyorlar. Üç, her bir kuruşun hesabını vereceksiniz. Milletten aldığınız paranın her bir kuruşunu millet için harcayacaksınız ve bunun hesabını vereceksiniz. Ve bunun içinde nasıl aldığınızı ve nasıl devrettiğinizin hesabını vereceksiniz. Bundan kim rahatsız olur? Kim rahatsız olur? Milyonlarca lira borç alıp, har vurup, harman savurup, halkçı belediyeciliği yapmayıp, kendi... Buyurun, tamamlayın, buyurun. Belediyeyi batık hale getirenler bundan rahatsız olur. İşte bunlar da onlardır. Tanıyın bunları. Sayın Kaya, buyurun. Ya şimdi bir dakika. Sayın milletvekili bir dakika ya. Bir de sayın milletvekili şurada dört adım gel şurada sessiz konuş ya. Sen de oraya geç sessiz konuşun. Bir üç dört adım attınız böyle bağırıyorsunuz ya. Sayın Kaya buyurun. Dört adım ya şurada geç. Yan yana oturun güzel konuşun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz Saadet Partisi grubu olarak bu mecliste ve bu kürsüde kendi fikirlerini söyleyen kişilerle fikri bir diyalog içerisinde olmayı tercih ederiz. Ama sadece polemikten beslenen, bir yerlere mesaj vermek için bu kürsüyü kendi polemikleriyle meşgul etmek isteyenler aslında çok fazla cevap vermek istemiyorum ama sayıları az da olsa maalesef bu tarz birkaç milletvekili var. Onun için sadece onlara söz veriyorum. Yoksa orada bu polemikten değil fikirden beslenen değerli arkadaşların olduğunu biliyorum. Polemikten beslenenler üzerlerine alınsın. Milli görüş siyasetine biz kendi çıkarlarımıza alet etmiyoruz. Ateşten gömleği 5 siyasi partisi kapanan bir hareket olarak bugün devam ettiriyoruz. Milli görüş siyasetini kimler kendi rantlarına alet ediyorlar? Kendilerini batıdaki lobiler... Milli görüşü 4-5 saat anlatamayız ya. Buyur sen. Zaten Milli Görüş 4-5 saatte anlatılabilecek bir görüşmede sizler de biliyorsunuz Sayın Başkanım. Ben sadece birkaç kelime ile ancak bunu anlayabilecek olanlara cevap veriyorum. Efendim sizler zaten müktesebatınız da buna vakıfsınız. Milli Görüş'ü kimler sömürür? Kendilerini batıdaki lobilere ve içerideki yalı sermayesi ve rant çevrelerine şirin gözükmek için biz Milli Görüş gömleğini çıkardık deyip günü geldiğinde o gömleği tekrar giymek isteyenler ancak Milli Görüş gömleğini siyasetin işi yapar. Bir müsaade edin. Çıkın oradan hocam. O gömleği kimin söylediği belli. Milli Görüş siyasetinin bedelini ödeyenler hala burada siyaset yapmaya devam ediyor Saadet Partisi'nde. Ama nefesi tükenen, yorulan, ilk durakta kendini iktidarın trenine atanlar ise Milli Görüş'le ilgili asla bir söz söyleme hakkına sahip değil. Sayın Özgür Özel'in Hamas'a ilgi sözüne gelince onun cevabını elbette Cumhuriyet Halk Partisi verir. Ben Saadet... Buyurun toparlayın. Saadet Partisi adına diyorum ki Hamas kendi haklarını savunan bir müsaade et. Bir direniş örgütüdür diyorum. Peki Sayın Erdoğan Yunanistan Başbakanını basın toplantısında kabul etti. O da dedi ki Hamas bir terör örgütüdür. Tayyip Bey'ine dedi değerli dostum ben
senin bu sözlerine katılamıyorum. Bu mudur? Kovamadı mı Yunanistan Başbakanı'nı? Sen bu ülkenin topraklarında Yunanistan Başbakanı'na Hamas terör örgütünü dedirtiyorsun. Sadece değerli dostum ben senin görüşlerine katılamıyorum diyorsun. Birincisi bu. İki, müsaade et. Bağırmanıza gerek yok. Çıkın Yunanistan Başkanı'na bağırın. Kovun onu. Bu ülke topraklarında Hamas terör örgütünü dedirtmeyin. Müsaade et. Müsaade et. Eğer bir laf söyleyecekseniz, neyse, polemikten beslenen arkadaşların sayısı bayağı artmış herhalde. Sayın Başkan, İstanbul'dan... Buyurun. Bir diğer husus Sayın Başkanım. Evet, biz Hamas'a terör örgütü diyenlere karşı kendi görüşümüzü ortaya koyuyoruz. Peki Adalet ve Kalkınma Partiler, kendi parti sözcüleri Ömer Çelik, İsrail Devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur derken bugün çıkıp Ömer Çelik doğru söylemiyor, biz Ömer Çelik gibi düşünmüyoruz diyebiliyorlar mı? Desinler, desinler. Peki. Özgür Özel'e söz söylemek kolay da Ömer Çelik gelince hepiniz sus pus mu oluyorsunuz? Dolayısıyla bizim ne dediğimiz bellidir. Başkalarına olan sözler üzerinden bizi eleştirmeyin. Biz dün size karşı neler söylemiş olanları 2 numara, 3 numara olarak partide bulundurduğunuzu biliyoruz. Ortaklarınıza bakın geçmişte sizinle ilgili neler söyledi. Onun için gelin polemiklerle değil müktesebatlarınızla burada konuşun. Bu milletin polemiklere karnı tok. Onun için birilerine yaranmak için çıkardığınız gömleği günü geldiğinde bir madalya olarak takma gibi bir lüksü asla size yaşatmayacağız. Bir dakika. Açıyor. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Bülent Bey lütfen dinler misiniz? Adem Baba, sataşmadan şöyle söyle. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanımızın Sayın Emir'in, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine has bir üslubu var. Böyle seküler, üstten bak. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Geçen seçimlerde bağıran milletvekillerinin hiçbir tanesi buraya gelmedi. Tamam. Bak, size samimi söylüyorum. Şimdi genel başkan dinliyor sizi. Bağırıp çağırıyor. Vatandaş bağırıyor. Bunlar neye bağırıyor diyor. Dolayısıyla emin olun, sıyrılanlar o ara görünmediler demek ki. Eyvallah başkanım. Bağıran hiçbir milletvekili ikinci seçimde listeye giremez. Buyurun. Evet. Şimdi böyle bir tavırla ben orada... Buyurun buyurun. Tamam. Şimdi sadece şunu söylemek istiyorum. Bu gruplar çıkıyor, AK Parti sıralarına dönüyor. Birçoğu da kafayı çekip bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor. Ağzına gelenleri söylüyor. Biz burada üslubunda, adabında bir cevap veriyoruz. Kalkıp bize saçma sapan diye cevap veriyorsunuz. Bu olacak bir şey mi? Hiç ayıp bir şey yok. Kusura bakmayın. Bir de biz yaralıyız, evet. Şöyle yaralıyız. Biz milletimize hizmet etmek için dertliyiz. Yaralıyız. Çalışıyoruz. Sizin kökezlemelerinizden, sizin engellemelerinizden ve birlikte bakın öyle bir hareket ediyorsunuz ki hiçbiriniz kendinizin adını söz etmiyorsunuz. Bunu bütün millet görüyor. Biz dilsiz değiliz. İkinci bölüm üzerinde sadece susuyoruz edebimizden. İkinci bölüm üzerinde gruplar adına geçsin, zapta geçsin şöyle. Buyurun, buyurun. Açıyorum şeyinizi. Sözünü kerez. Bu mecliste, bu çatı altında her bir milletvekili Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil ettiğini bilerek çalışır. Burada birilerini bilerek itham ediyorsa çıksın söylesin. Yoksa özür dilesin, uyarı cezası verin. Bunun üzerine meclis çalışmaya devam edemez. Bu çok kafa, ciddi bir itham var. Kafa çekme. Arkasında durun. Ya özür diler, ya uyarılır, ya kapattırız bu meclisi. Adem, kafa çekmeyi geri al. Burada. Tamam, arıyor, arıyor. Bir dakika, bir dakika. Adem, açtım. Adem Bey. Adem Bey. Şimdi ya, sıra... Bir dakika, bir dakika. Sayın Başkanım. Ya kafa çekme. Meclisimizin sarahati için söylediğim söz maksadını aşmıştır. Geri alıyorum. İkinci bölüm üzerinde, ikinci bölüm üzerinde gruplar adına geri alıyor lafını. Ne yapalım ya şimdi?
geri alıyorum diyor. Ya geri alıyorum diyor. Kabul ediyor işte yani bunun yanlış olduğunu. Efendim. Şimdi ikinci bölüm üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Şahsı adına ilk söz Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan'a. Lafını geri alıyor. Ne yapacağız başka böyle? Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.